Tekrardan merhaba kızlar, selamlar kızcelerim. Sıcak bastı beni, gittim. Kot şortumu giydim, o kadar rahat ki üstüne gömleğimi giydim. Zaten şeye gideceğim, yürüyüşe gideceğim biliyorsunuz, yemekleri, yemeğimi hazırladıktan sonra. Videomu bitirdikten sonra, ikinci videomu bitirdikten sonra yürüyüşe gideceğim ya. Dedim hiç kıyafet değiştirmeye gerek kalmasın, hemen dedim böyle ince montumu alayım. Ondan sonra spor ayakkabılarımı giyeyim dedim, gideyim dedim şeye, yürüyüşe. Evet kızlar, patateslerim, köftelerim fırından şu şekilde, bakın bak bu şekilde kızarttım 20 dakika. Bunlar tamamen kızar, köftelerim bile pişti diyebilirim sizlere. Şimdi ben bunların üstlerine, aman gel domatesler inşallah üstüme sıçramaz, önce domateslerini koyayım. Sıçramaz zaten çünkü yaz domatesi değil biliyorsunuz. Kış domatesini üstlerine domateslerimi koyacağım, biberlerimi, kuş sosumu da hazırladım kızlar. Kız çerer. Nereye gidiyor? Bak içi çıktı domatesin. Şöyle domateslerimi yerleştireyim. Yemeğimiz tamamlansın. Öyle yani kız çererim, arkadaşlarım. Bugünkü menümüzde bu yemek var. Valla kadınların en büyük sıkıntısı zaten bugün ne pişireyim, bugün ne pişireyim. Aklımızda bir şey varsa her şey çok kolay. Yemek yapmak gerçekten çok kolay. Ama aklımızda bir şey yoksa ben aslında böyle kilo problemim olmasa arkadaşlar, ben çok iyi bilirim. Bugün ne yenir, sabah kahvaltıda ne yenir, ondan sonra öğlen atıştırmalık ne yenir, akşam gece atıştırmalıkları ne yenir. Ben onu üstüne yani tanımam, benim adıma tanımam yani. Çok iyi bilirim ama maalesef ki bu kilolar en büyük sorunumuz. Yaşımız da biraz geçtikten sonra, hani 30'umuzu geçtikten sonra kilo problemimiz oluyor. Bu hepimiz için geçerli, sadece benim için değil. Şuradan bir kağıt havlu alayım. Ellerimi kurulayım. Şu biberlerini üstüne koyayım arkadaşlar. Biberler acı değilmiş. Acı gibi gözüküyor ama acı değilmiş. Çizik atmıştım üstüne, bakın. Bunlar şimdi ne güzel kızaracak. Sosunu koyunca. Şey de koyacağım. Yağlı kağıtla kapatacağım tabii ki de arkadaşlar. Biberlerim yanmasın. O biberlerim yanmayacak. Yanık biberi sevmiyorum. Şöyle kenarlarına koyayım. Üstüne köftemin içinde baharat olduğu için arkadaşlar. Siz isterseniz yine sosunu koyduktan sonra kekik serpebilirsiniz ama ben gerek duymayacağım. Evde kekik de yok biliyoruz. Yani şunu da söyleyeyim size, evde kekik de yok. Ama olsa olur. Kekik güzel olur üstüne. Kekiği severim. Karabiberi hiç sevmem ama kekiği severim kızlar. Sosumu şöyle dökeyim. Oh, sefamız olsun. Şimdi hemen fırının en yüksek ayarına, hepsini de koydum, güzel şey yapmışım sosumu. Fırının en yüksek ayarına arkadaşlar bunu veriyorum. Yarım saat bile sürmeden, fırın sıcak çünkü, yarım saat bile sürmez yemeğim hazır olacak. Zaten o piştiğini kendisi gösteriyor. Sosuma ben azıcık şey yaptım arkadaşlar, tuzu çok sevdiğim için biraz tuz serptim üstüne. Köftede tuz vardı ama patateste tuz yoktu. Bakalım nasıl bir yemek olacak, ben de sabırsızlanıyorum. Hemen bir yağlı kağıt çıkarayım kızlar. Yağlı kağıdımı ıslatayım. Ondan sonra kapatayım. Bir tane değil tabii ki de, bir yağlı kağıt kapatmıyor biliyorsun. İki tane. Her zaman bir tane çıkarıyorum. İki taneyle şeylik yapıyorum. Ben de şarkı dinliyordum bu arada. Serdar Ortaç'tan bir şarkı çıktı. Kimse sana canım cicim demesin. Pardon yanlış söyledim. Kimse sana canım cicim balım demesin. Hoşuma gitti o şarkı. Beğendim yani. Şimdi video çekim bittikten sonra yürüyüş yaparken o şarkıyı dinleyeceğim. Bir tane yağlı kağıdım kapatmıyor. İki yağlı kağıt kullanacağım. Artık bunun işi bitti zaten arkadaşlar. Hani sadece geriye beklemek kaldı. Mutfağım da bağımlı değil. Ben bugün ocağımı bir güzel sildim. Bir güzel sildim kızlar. Ocağımın demirlerini attım makineye. Pırıl pırıl sildim. Şeylerde bir şey yoktu. O kullandığımız şeyler var ya, ne diyorlar ona? İşte anlayın siz, anladınız siz onu. Onlarda bir şeylik yoktu. Onlar duruyor orada. Çok güzel temizledim. Ocakta da bir işim yok. Bugün tencereyle de işim yok. Sadece tencere pilavı ısıtacağım. Arkadaşlar. Ellerimi kuruluyorum. Mutfağımda hiçbir dağınıklık yok.
şunu makineye atacağım, bıçağımı tahtama atacağım. Ondan sonra da yemeği piştikten sonra iki köfte, üç patates hakkım var. Onu yiyip doğru yürüyüşe gideceğim. Telefonuma önce yürüyüşümü, pardon, önce kılıfımı alacağım. Telefoncuya gideceğim. Ondan sonra yürüyüşe gideceğim. Ondan sonra da bir yere vuracağım. Bir şey almıştım. Daha doğrusu ben almamıştım. Kullandığım bir şeyleri onu değiştirmeye gideceğim. Bakalım artık. Ben bunu verip geliyorum, gitmeyin bir yere. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz kızlar. Ay kızlar. Yemek pişerken dedim oturayım kızçelerimle bir sohbet edeyim dedim. Normalde ikinci video istemiyordum ama maalesef ikinci video olmak zorunda kaldı. Benim çenem bir düştüğü zaman anam doğururken herhalde benim ağzıma etmiş. Bende bir çene var. Ben de bilemiyorum. Bazen kendimi ben bile tanıyamıyorum. Otururken dedim bir sohbet edeyim, bir videoya devam edeyim dedim arkadaşlar. Kahve de yaptım kendime. Nescafe sadesi biliyorsunuz vücuttaki yağları yakıyor diye biliyoruz. Bu zamana kadar öyle bildik yani. Bundan sonrasını bilemem. Eski denilen şeyler şimdi gerçekten doğru mu yalan mı onu bilemem. İddia edemem ama bildiğimiz şeyleri yapalım derim. Ezanımız okundu, ikindi ezanımız. Yemeğim pişiyor, pişsin direkt dışarı gideceğim yürüyüşe. Bugün nedense sabah bir haşlama yumurta yedim arkadaşlar. Yumurtam da patlamış. Düşünebiliyor musunuz? Patlak yumurta yedim ben arkadaşlar. Evde başka yumurta da kalmamış. Ondan sonra normalde patlak yumurta yemem ama patlamış. Fakat tam istediğim kıvamda olmuş arkadaşlar. Böyle kayısı kıvamı süper. Bir yumurta yedim. Bir domates, biraz peynir, zeytin. Ekmeği hiç yemedim. Ama hepsini de bitiremedim. Gerçekten doyurdu yani. Domatesler de biliyorsunuz çok lezzetli değil. Yani yaz domatesi gibi değil, kış domatesi. Birazını bıraktım, yiyemedim, fazla herhalde. Bir tane domates doğradım, biraz peynir fazla geldi, yiyemedim, kaldırdım. Yarınki yapacağım kahvaltının üstüne ek yaparım artık. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi bir şey diyecektim, unuttum. Ha, dünyada o kadar ciddi sorunlar var, o kadar ciddi problemler var ki. Sizlere benim tenceremden, tavamdan, ocağımın, aygazımın eskiliğinden. Hadi pisliğimi konuşsanız derim. Aa gerçekten ben pisim de pisliğimi konuşuyorlar derim. Gerçekten çok ciddi sorunlar var. Çok ciddi olaylar var. Ne bileyim. Önemli olan benim için tencere değil. Bir şeyin temiz olması. Kullanılabilir durumda olması. Benim tencerelerim gayet güzel, temiz. Ve çelik tencerelerim de var. Aa çeyizden. Çelikler biliyorsunuz hiç eskimiyor. Anamın bana aldığı çelik tencereler. İyi madem bundan sonra şey yapayım arkadaşlar, çelikleri indireyim, çelik tencerelerle yemek yapayım size ama ben bunları seviyorum. Bundan hariç bir tane daha, bir takım daha tencerem var. Ama onu çok fazla sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Onlar çok geniş, onları geniş almışım. Onları aldığım zaman çok kalabalık misafirlerim geliyordu arkadaşlar. Bu ara videodan dolayı yaklaşık 2 seneden beri çok fazla misafir kabul edemiyorum. O tencereleri aldığımda gelenim giderim çok vardı. İnanın böyle var ya, yatılı misafirim çok vardı ve ben çok zorlanıyordum. Şimdi yatılı misafir pek kabul etmediğim için ya da videodan dolayı misafirlerimle çok ilgilenemediğim için çok fazla misafir alamıyorum açıkçası. O yüzden o tencereleri kullanmak istemiyorum ama çeliklerin küçüklerini çıkarırım desem de ben bunları seviyorum arkadaşım. Sizin derdiniz çaydanlık ya da kapkacak mı? Benim kapkacağım bana yetiyor. Çok fazla aşırı derecede mutfak eşyasına çok değer vermiyorum arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz evim küçük. Ben onların nerede şey yapacağım? Ya koymaya yer yok. Ben çok tıkış bıkış eşya istemiyorum. Ben var ya tek başıma olsam. Mesajım geldi Canoşum'dan. Ne yazdı acaba? Çok merak ettim ah Canoşum. Çok merak ettim ne yazdığını. Ben aslında gerçekten yalnız yaşamış olsam, evim küçük ya, ben bu kadar, yani sizin bazı kişilerin eşyalarımı eleştiriyor ya, ben o eşyaları bile istemem evde. Gerçekten. Ben böyle temizlik yaparken, fark ettiyseniz benim evimde öyle çok fazla eşya yoktur, sevmem. Benim elime ayağıma hiçbir şey dolaşmayacak. Vallahi bak, çünkü ev küçük. Çok daha fazla alıp da bunu eve yığmanın hiçbir anlamı yok yani. Ben böyle rahatım, ben böyle mutluyum. Hani herkes, isterim ki herkesin hayatına saygı duysun. Şimdi arkadaşım, senin yaşam tarzın ayrı, senin zevkin ayrı.
Benim yaşam tarzım ayrı, benim zevkim ayrı. Ben demek ki böyle iyiyim. Ben böyle iyiyim, ben böyle mutluyum. Ne diyeyim yani, ne söyleyeyim? Geçen kocamla video yaptım ya, dünkü video. Şimdi onu eleştirmişler. Benim kocam benden korkuyormuş. Zorla konuşturuyormuşum. Şimdi fark ettiyseniz videoda ben dediğim bir kelime var. Video çekiyorum, hani sen gelmez, hatta başlıktan da belli. Ben video çekerken kocam asla gelmezdi ama gelmek istedi. Ayrıca neden benden korksun kocam? Niye korksun, ben kimim? Niye benden çekinsin? Yani aman boş ver, ağzı olan konuşuyor. Yani bunlar genelde gereksiz, boş duran insan. O kadar çok boş vakitleri var ki arkadaşlar. Yani tabii ki de böyle şeyler yapacaklar. Benim hiç boş vaktim yok. Yemin ediyorum şu videoyu bitireyim. Makinede çamaşır yıkadım. Bak bu çamaşırları balkona asacağım. Ondan sonra yürüyüşe gideceğim. Yürüyüşten geldikten sonra tekrar çamaşır var. Onları atacağım. Katlanacak çamaşırım yok. Eşim katladı onları, yerleştirdim. Ama yine de işim çok. İşim hiç bitmiyor. Yaptıktan sonra bir evde iş zaten bitmez. Ben bu sabah kalktım. Toz aldım. Evi toparladım. Süpürgeyi açtım. Ondan sonra biraz dinlendim. Hemen videoya başladım ben arkadaşlar. Yani şu an ikinci videoyu çekiyorum ama saatimiz 5'e 25 var şu anda. Ve benim işim tam olarak bitmedi. Yemek pişecek. Yemek piştikten sonra işte çamaşırları asacağım, yürüyüşe çıkacağım. Çocuklara yemek vereceğim. Ha, çocuklara yemek verdikten sonra çıkacağım. Ben de nasıl bugün hiç acıkmadım. Yürüyüşten geleceğim. Yürüyüşten geldiğim zaman zaten kocam gelir. İşte ona yemek ver. Tekrar mutfağı toparla derken saat 9 olacak. Yani ben anca akşamları hani diyorlar ya, şeytanlıktan uyumuyor. Birisi yazmış oraya. Şeytanlıktan, fesatlıktan uyku uyumuyor. Öyle şeytan, öyle mikrop ki demiş. İşte burada bile o kadar yanılıyorsun ki. Ben anca 9-10'dan sonra demek ki dinlenme fırsatı buluyorum. 9-10'dan sonra yatmak istemiyorum. Bu bir gerçek. 4 kişilik bir aileyiz ve 4 kişilik ailenin bütün işiyle ben ilgileniyorum arkadaşlar. Çamaşırlarıydı, okullarıydı, dersleriydi, ne bileyim yemekleriydi, dağınıklıklarıydı. Hepsiyle ben ilgileniyorum, düşünebiliyor musunuz ya? Benimle kimse ilgilenmiyor. Yani bir pazar günleri kocam kahvaltı hazırlar, işte bir gardırobumu düzeltir, ben biraz gardırobu dağıtıyorum. Onun dışında geri kalan bütün işler bende. Benim gibi bir sürü kadınlar var zaten, bir sürü insan, bir sürü arkadaşlar var. İşte benim gibi olan arkadaşlar tabii ki de böyle boş vakitleri olmadığı için abuk subuk şeyler kimseye yazmıyor, kimseye bir gönderme yapmıyor. Ama bu gereksiz şekilde konuşan insanların bir aile yaşantısının olduğuna bile ben inanmıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz zamanında birisi var, ismini vermeyeceğim. Uzun uzun padişah fermanı gibi bir şeyler yazardı oraya. Ama kadının niyeti şöyle, kadın sadece yurt dışında yaşıyor, Almanya'da yaşıyor bu da. Sadece bana ve benim arkadaşlarıma, kız çederime ve diğer kanallara da giriyordu bu kişi. Sadece mal varlığını öne sürüyor. Ben ne yapayım ya, bana anlatmayın, mal varlığınızı bana anlatmayın. Ben nüfus memuru muyum ya da ben tapu memuru muyum? Şunun var, bunun var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Bu yurt dışında yaşayan arkadaşlar, iki can arkadaşımın haricinde söylüyorum. İki can arkadaşımın haricinde, bir de Nurcancığım sakın üstüne alınma. Diğer kişilerden bahsediyorum. Herhalde bizi böyle çok salak bir insan olarak görüyorlar. Çok saf, hiçbir şey görmemiş, bilmemiş birisi olarak bunlar görüyor. Oturuyor şimdi, ben şimdi telefon açıyorsun bana arkadaşım, sen bana telefon açıyorsun. Ben müsait değilim, açamıyorum. Neyse bir telefon konuşma randevusu ayarlıyoruz seninle. Ben müsait bir zamanımı ayırıyorum sana. Sana geri dönüş yapıyorum arkadaşım. Bak kim olduklarınızı, bu bir kişi değil arkadaşlar. Yani 6-7 kişi var böyle. Ben size vaktimi harcayıp da sizin telefonunuza dönüş yapıyorum. Pardon, biz şimdi havadan, sudan, oradan, buradan, benden, oradan, buradan konuşurken konu neden mal varlığınıza geliyor? Ben size sordum mu? Neyiniz var, neyiniz yok? Dökün ortaya dedim mi? Demedim. Yok benim şurada şu evim var, benim şurada şu yazdığım var, benim şurada şu
Dükkanım var, benim şunum var, benim bunum var, benim bankada şu kadar param var. Şunum, yani bunu söylemenin gereği ne? Siz bizi bu kadar aptal mı zannediyorsunuz? Ya da siz bizim hiçbir şey görmediğimizi, bilmediğimizi mi zannediyorsunuz? Biz her şeyi biliyoruz. Bu Türkiye'deki olan hiçbir şey inanın yurt dışında yoktur arkadaşlar. Para olduktan sonra Türkiye'de olmayan hiçbir şey yoktur. Ben bu kadarını söylüyorum. Biz de her şeyi biliyoruz. Biz de almasını biliyoruz. Neyin kötü olduğunu biz de biliyoruz. Ama lütfen beni aradığınız zaman, bak diğer YouTuber arkadaşlara istediğiniz şekilde konuşun. Ama beni aradığınız zaman da bana bu şekilde yaklaşmayın. Mal varlığınızı öne sürerek benimle arkadaş olmaya çalışmayın. Benim kimsenin ne malından ne mülkünde hiçbir şeyinde gözüm yok. Ben Allah'tan istediğim tek şey var. Allah bana huzur versin. Önce sağlık, sonra huzur. Başka hiç istediğim bir şey yok benim. Sağlık ve huzur, başka istediğim hiçbir şey yok ya. Sağlık ve huzur, en güzeli de bu zaten. Ben elimdekilerle mutlu olmayı bilen birisiyim. Ben kendi çapımda mutluyum, ama mutsuz olduğum durumlar da var. O da şundan kaynaklanıyor. Yani bazı şeylerden memnun olmama durumu gibi diyebilirim. Allah'a şükür iyiyim. Sağlığım da yerinde. Çocuklarımın sağlığı da yerinde. Ben daha ne isteyebilirim? Mutlu olup olmamaya gelirsek de bu tamamen benim elimde. Ha bu arada dur. Kızlar bak, tam unutuyordum. Ne oldu? Arkadaşımın birisi, iki arkadaş, iki bayan arkadaşım. Şimdi bu videolarıma değil de bir canlı yayının altına yazmış. Kaldırmadım o yorumu, bakabilirsiniz de. Aşk hakkında bir şeyler yazmışlar. Şimdi hani dedim ya, zamanında kahve falı bakıyordum, işte tarot eğitimine gittim, yarım bıraktım, sertifika alamadım falan diye. Şimdi iki arkadaşımdan aynı ben yorumu aldım. Telefon numaraları bende yok, buradan cevap vermek istiyorum. İsimlerini gerçekten hatırlamıyorum. YouTube isimlerini hatırlamıyorum. Ama beni izlediklerini ve takip ettiklerini söylüyorlar. Şimdi onlara aşk konusu hakkında ben ne diyeyim şimdi? Arkadaşım birisi bekar. Çok seviyor sevgilisini. Fakat sevgilisi bunu terk etmiş, ama tekrar barışmışlar. Ama şöyle bir endişesi var arkadaşın. Şimdi tekrardan beni terk eder mi? Ben onsuz yaşayamam. Hayır canım, benim sana burada söyleyeceğim şey, sen onsuz da yaşarsın. Hayat devam ediyor. Ama sana bir kere hatayı yapan kişi bu ikinciyi de yapar, üçüncüyü de yapar. Bunu bilerek ona göre davran. Aşk dünyanın evet en güzel şeyi, ama en can yakıcı şeyi. Yani hem canın çok yanacak, hem de çok mutlu olacaksın. Bambaşka bir şey. Benim sana söyleyeceğim, birincisini yapan ikincisini de yapar. Birincisini seni üzen kişi ikincisini muhakkak yapar. İzin verirsen üçüncüsünü ve dördüncüsünü de yapar. Gelelim şeye, onsuz yaşayamam. Çok da güzel yaşarsın. Mecbur yaşamaktan başka çaren yok. Ne yapacaksın? Kendini mi öldüreceksin? İntihar mı edeceksin? Bu ne saçmalık? Benim her zaman dediğim bir şey var. Bu sevgili, aşk, karı koca ilişkilerinde de ve arkadaş ilişkilerinde de tabii ki de benim tamamen kendi nacizane fikrim. Değersiz hissettiğiniz yerde uzaklaşın. Herkes kendi değerini kendi belirler. Değer görmediğiniz yerde hiçbir şeyi uzatmanın anlamı yok. Her gün üzülmektense, yani şöyle bir hafta 10 gün üzülmeniz daha iyidir. 10 gün sonra her şey yoluna girecek. Şimdi belki de bu cevabı beklemiyordunuz, ama benim size söyleyeceğim şey bu. Şimdi doğruyu konuşuyoruz. Bu yani bu. Yani benden hani böyle, yani bu konu hakkında ne yapmamı istersin? Bana bir şey söyle falan yazmışsın oraya. Değersiz görüyor, ama sevildiğini hissediyorsan kal derim. Yok, aslında öyle de değil. Pardon. Özür dilerim, yanlış konuştum. Her şey sevgi de değil. Sevginin çözemediği şeyler de var. Yani değersiz hissediyorsan ve tekrardan hayata karşı, geleceğe karşı içinizde endişe varsa, yani gelecekte kendinizi göremiyorsanız iki kere düşünmek lazım derim ben. Ben sana ancak bu şekilde yardımcı olabilirim. Bu da benim tamamen fikrim. Herkesin fikri ayrıdır. Diğer arkadaştan,
Eşinden sevgi göremiyormuş. 20 yıllık evliymiş. Yani sevgi demeyelim de nasıl yazmıştı? İstediğim ilgiyi göremiyorum, alakayı göremiyorum demiş. Şimdi ben de buradan ne söyleyebilirim? Kocanı çok seviyorsan, eşini çok seviyorsan, onun veremediği ilgiyi, sevgiyi bir müddet sen göster. Sonuna kadar savaş, baktın ki olmuyor, ondan sonra bakarsın başının çaresine. Sana buradan bunu söylerim, ne diyeyim? Yani ben de bu konularda yani çok fazla bilgili değilim ama tamamen kendi fikrimi söyledim. Fırından çok güzel kokular geliyor arkadaşlar. Ben gideyim şu fırına bakayım. İnşallah yemeğim pişmiştir. Vakit vakit nakittir. Zaman yok. Günler ne çabuk geçiyor kızlar ya, ben anlamıyorum. Bana günler yetmiyor. Bazı arkadaşlar diyor ki ay canım sıkılıyor. Ya benim niye hiç canım sıkılmıyor? Yemin ediyorum arkadaşlar hiç canımın sıkılmasına fırsat yok. Bilmiyorum. Günler yetmiyor çünkü ama bundan sonra günler uzadığını fark ettiniz değil mi arkadaşlar? Günler uzadı. Tam hava kararmak üzereyken kocam geliyor. Eskiden gece geliyordu ve deniz okula sabah karanlıkta gidiyordu. Şimdi hava aydınlanmış bir şekilde gidiyor. Mart ayına çok az bir zaman kaldı ama yine de güzel, yani günlerin uzaması çok güzel bir şey. Belki böyle yetmeyen vakit belki yeter ama bana yetmez ya, bana vakit yetmez. Ben yani işimin olmadığı zamanlarda bile vaktimi uykuda geçirmek istemiyorum. Uykum geliyor mu? Tabii ki de geliyor. Özellikle bu videolardan sonra var ya, öyle uykum geliyor ki ama uyumuyorum. Çünkü uyuyup da zamanımı uykuyla geçirmek istemiyorum. Ne bileyim, ya bir film izliyorum ya bir dışarı çıkıyorum ya biriyle telefonda konuşuyorum. Nasıl olsa geberip gideceğiz yani, öldükten sonra ebediyen ya uyuyacağız arkadaşlar, ne gerek var? Bir insana 8 saat uyku yetiyor, bana 6 saat 5 saat uyku da yetiyor. Dün gece kaçta uyudum ben? 3'te uyudum. 7'de kalktım. Denizli okula gönderdim. 7'de kalktım. 7.30'da Denizli okula gönderdim. 9'da alarmım çaldı. İşte 10'a kadar yatakta kahve mahvederken bir 10.30-11'e geliyordu, yataktan kalktım. Yatak keyfi yaptım. Bayılırım yatak keyfine. Yatakta kahve içmeye. Telefonu mızıklamaya. Yani keyfime düşkün bir insanım. Şimdi ne gizleyeyim ben sizden. Öyle yani arkadaşlar. Bugünkü günümüzde böyle geçti ama şu dışarıda duyduğum kuş sesleri var ya, gerçekten huzur veriyor. Yani böyle bahar ayının geldiğini belirtiyor bize. Kızlar kötü görünmüş de olabilirim, gerçekten kusura bakmayın. Oturdum buraya vallahi çöreklendim. Yoruldum ama ya. Vallahi yoruldum. Evi süpürdüm. Bir güzel her tarafı pırıl pırıl yaptım. Arkadaş saçımı taradım, gene saç döküldü. Yatak odasını videodan sonra yatak odasını da süpüreceğim. Ondan sonra çıkacağım dışarıya. Yatak odasında saç var. Diyeceksiniz ki banyoda niye taramıyorsunuz? Banyoda saç taramak adetim değil. Genelde yatak odasında tararım. Fark eden bir şey de yok yani. Banyoda tarasam banyoyu da tıkılacak, banyoyu da süpüreceğim. Ondan sonra şimdi videomu bitireyim, yemeğim pişsin. Çocukların yemeğini vereyim. Yatak odasının önce çamaşırlarımı asayım bak makinede. Az zaten, çok az. Bir iki tane kıyafet. Bunları hemen balkona asayım. Yatak odasını süpüreyim. Dışarı çıkayım. İnşallah dışarı çıkarken de videoyu bitirmem ya. Dışarı çıktığımı size gösteririm kızlar. Gitmeyin, geliyorum. Gitmeyin bir yere. Kızlar, kızlar, yemeğim pişti. Nefis bir şekilde çok güzel köftelerim kızardı. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Öncelikle görsellik. Çok süper, çok güzel. Tadına falan bakmadım. Patatesim, köftem, sadece çatalı batırdım. Süper olmuş arkadaşlar. Haydi ben şimdi gidiyorum yürüyüşe. Evet kızlar. Yemeği yaptım. 2 köfte, 3 patates. Bir tane de biber yedim. Ekmek yemedim. Şimdi markete gidiyorum. Marketten birkaç alacağım bir şey var. Arabamı geliyor. Marketten alacağımı alıyorum. Telefoncuya gidiyorum. Telefon kutumu alıyorum. Ondan sonra da kendime yürüyüş yapmaya gideceğim kızlar. Hadi birlikte gidelim bakalım markete. Ekmek de alacağım. Kendime değil, çocuklara normal ekmek alacağım. Evet.
Zeytinburnu'ndayız. Ses de olur, korna da olur arkadaşlar. Dediğim yani. Bir market yapalım. Döner sever misiniz kızlar? Dönercinin önünden geçiyorum. Ben tavuk dönere kapı var genel. Hiç sevmem tavuk döneri. Ama İskender'i severim. Zaten İskender yiye yiye bu hale gelmedik. İskender dahil yemiyorum. Hava serinlemiş kızlar. Bugün çok sıcaktı. Çok da biraz üşüdüm gibime geliyor. Gözüküşü de bahar ayı geliyor. Sevgililer el ele geziyor. Zamanında çok kullandım bebek arabasına. Zeytinburnu dikili taktayım arkadaşlar. Yeni yola doğru gidiyorum şu anda. Seviyorum ben burayı ya. Her ne kadar insanlar yadırgasın da ben seviyorum burayı. Doğruya doğru. Burada çok güzel bir kasabım vardı. Kasabım da kapandı. Gitti başka yerde, başka semtte dükkan açtım. Ah geldik istediğim markete. Bu markete çoktandır gelmemiştim. Alacağım da bir şey yok aslında arkadaşlar. Domatesimiz var ya. Domates saldırıp alınacağım. Bunlar evde var. Mamolinalar çok tuhaf. Bunun için mandalina ya. Arkadaşlar bunlar ne? Bunlar çekirdeklidir valla. Olmaz bu, olmaz. Ispanaklar. Ispanaklardan vazgeçemem. Ispanak alalım biz. Güzel kuzu ıspanak ve temisyen toprak olayım. Biraz ıspanak alayım ben. Ispanak yemeği yapayım. O gün zaten o güzel ıspanaklardan kaşarlı yumurtalı ıspanak yaptım. Ne için böyle aklım o ıspanaklarda kaldı arkadaşlar. Keşke yemek yapsaydım. Kıymalı ıspanak yemeği. Yoğurda ne kadar güzel olurdu. Ben ıspanak alacağım. Bunları üçünü de alacağım arkadaşlar. Ben de böyle bunları alacağım. Bunlardan ben güzel bir yemek yaparım. Kıymalı ıspanak. Bu marketi seviyorum arkadaşlar. Benim evimden bu market biraz 5 dakika falan, o yüzden gelmiyorum ama buraya gelmek lazımmış. Ne alalım başka, ne alalım? Bunlar spor kokalı, güzel değil. Neyse bir içeri gidelim. Marketin içine girdim kızlar. Kız şeyler. Ay müzik de var. İçecek reyonuna geldik. Mantı. Geldiğim yerden geri gidiyorum kızlar. Yanlış yere girmişim. Dişimi kaplamak için vermedim. Kendime bisküvi almak istiyorum. Ama bisküvi reyonunu bulamıyorum. Ay en sevdiğim köşe. Kızlar. Kızçeler. Dedim bu koku ne? Bayılırım. En sevdiğim deterjan kısmı. Bayılırım bunlara. Çok güzel kokuyor burası. Naftalin bulamıyordum. Ben bir naftalin bakayım var mı burada. Şu köşede olması lazım. Genelde tenha köşelere saklıyorlar.
Kızlar naftalin kalmamış, çok üzgünüm. Kendimi naftalin ararken pirinç reyonunda gördüm. Barbunya, aslında barbunya sever misiniz? Ben yerim. Barbunya evde yok, almak lazım. Arkadaşlar 130 lira bakar mısınız? Barbunya'nın 1 kilosu. Vay anam vay, biz hiç yaşamayalım daha iyi. Hiç sevmediğim mercimeğin kilosu bile olmuş 75 lira. Makarnalar 15 lira. Bu da bilmediğimiz bir marka. Mutlu diye bir marka. Diğerleri arkadaşlar. Kullandığım makarna markası budur. Ne kadarmış? 18.500. Bunlardan aldınız. Bunlar da 21 lira. Şu koyu renkli olanlar. Tam buğday olanlar 21 lira arkadaşlar. Kızlar canım bisküvi türü böyle şekerli bir şey istedi ama bunların hiçbirisini canım istemiyor. Saklıköy var. Şu neymiş? Aa, bu da yeni çıkmış. Sever misiniz? Saklıköy çilekli. Bilmem. Güzele benziyor. Yer miyim acaba? O da çok şekerlidir. Başka ne var? İkram var. Ben şey arıyorum. Burçak bisküvisi arıyorum. Aa, bulamıyorum. Burçak bisküvisini severim arkadaşlar. Burçak yok. Nerede benim burçaklarım? Yok. İnşallah müzik sesi gelmez. Burçak yok. Maalesef. Kızlar, bunu severim. Bunu almaya karar verdim. Bunu sever misiniz? Ekstra. Fiyatı da o biçim yani. Fiyatına bakar mısınız? 29 lira. Bir bisküvi. Ama bu ne bisküvi? Çok süper bir bisküvi. Neyse kızlar, ben sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Allah ne muradınız varsa versin. Allah gönlünüzdekini, kalbinizdekini sizlere yaşamayı nasip etsin. Hoşça kalın kızlar.